Değerli satranç severler, Nasıl Büyük olduğum serisinin 3. turnuvasına hoş geldiniz. Şimdi fark ettiğiniz gibi zamanda büyük bir sıçrama yapıyoruz ve 8 sene sonra gidiyoruz. Ee, ne yazık ki bu 2009 senesinden sonra e, işler pek iyi gitmedi. Özellikle 2010 senesinde böyle 100'e yakın rating kaybettim. E, son normal almak almayı beklerken bir 100'e yakın rating kaybettikten sonra bir sürü olaylar yaşandı tabi. işte bir ara federasyonla aram bozuldu. Beni oynatmaya başladılar. Artık A milli takımda oynamaya başladım 2010'dan sonra. 2010 senesinde oynadım ama 2010'dan sonra oynamamaya başladım. Ondan sonra turnuvalara kendi gitmek zorunda kaldım. Ama sonra işte hayatımı kazanmam gerektiği için artık oyuncuları verip öğretmenliğe başladım. Ve bu sırada da işte gençler çıktılar ve hani onlar da zaten bizlere geçmeye başladılar ve artık ee, Satranç oyuncusu olarak değil ama satranç öğretmeni olarak bir kariyere başladım. Ee, bundan bahsettikten sonra e, ne oldu bu 8 sene boyunca? Neden e, başarılı olamadım? Dediğim gibi öncelikle çok fazla turnuva oynadım. İkincisi de artık bu öğretmenliğe başladıktan sonra kendim için çok fazla çalışmaya başlamıştım aslında bakarsınız. Ama 2016 senesinde e, oğlum dünyaya geldi. Ve hani çok da uğurlu geldi. Çünkü 2016 senesinde ilk defa Türkiye şampiyon oldum. Ondan sonra Türkiye şampiyon olduktan sonra eşimle konuşup karar verdik ve dedik ki artık bu büyük ustalık işini halletmem, bitirmem gerekiyor. O yüzden böyle çok radikal kararlarla İstanbul'dan taşındık ve Kocaeli'ye geldik. Ee, ve burada hatta onlar da Ankara'ya gittiler. Ben burada tek başıma yalnız çalışabileyim diye. Ve böyle bir hani 6-7 ay kadar bir ayrı kaldık ailemle o dönemde. Ve o sırada da işte büyük usta olmak için çalışıyordum ama. Yani hani böyle o zamanlar o dönemde bayağı bir satranç çalıştım. Hem açılışlar olarak hem soru çözmeler falan yani bir kendimi ilerletmeye çalışıyordum. Ama ne yazık ki son normal kalmış olması ve arada 8 sene gibi bir zaman aralığının olması tabii ki stres yapıyor insanda. Ve o dönem oynadığım turnuvalarda reytingim işte turnuvalara gitmeden önce 2017 senesinde reytingim 2450 civarıydı. Şimdi birazcık daha fazla ya da birazcık daha az olabilir tam hatırlayamıyorum. Ama işte 2450 civar bir rating vardı ve turnuvalarda oynamam gerekiyordu. Bir tane normal mak hedefimiz bildiğiniz gibi. Ama işte önce Gürcistan'a gittim ve Gürcistan'daki Gürcistan'da iki tane turnuva oynadım ve bu turnuvalar iyi başlamış olmasına rağmen böyle kritik bir yerde normal alma şansım kalmadıktan sonra e, sportif anlamda intihar ettim diyebilirim. E, hiç rakiplerime hazırlanmadan turlara çıkıp hani bitse de gitsek modunda oynadım ve bütün bu turnuvalardan Gürcistan'daki iki turnuvada da yanlış hatırlamıyorsam son üç turun kaybederek ikisinde de belki ilk turnuda da son iki turu kaybettim ama sonuçta son üç turu kaybederek iki turnuvada da ee, bayağı 20 yirmişer reytinglerimi kaybetmeye başladım. Tabii çok durumda değildi o zamanlar. Diyordum ki benim için önemli olan büyük usta olmak tabii keşke şimdiki gibi düşünseydim o zaman. Yani o reytinglerin ne kadar önemli olduğunu şu anda görüyorum. Şimdi kendimi hakikaten hiç iyi hissetmiyorum şu andaki reytingimle ama Neyse, şu anda artık onu geçmişe dönüp onu değiştirmem mümkün değil. Ee, bunun üzerine e, sonradan o iki turnada 20 rating kaybettikten sonra Türkiye Ligi'nde oynadık. Türkiye Ligi'nde oynadıktan sonra e, orada da bir 10 rating kaybettim diye hatırlıyorum. Ondan sonra Burak Fırat'la beraber daha önceden planlamış olduğumuz bu Pontevedra diye bir turnuvaya gittik e, İspanya'daki. Orada da aşırı kötü bir oyundan sonra e, bayağı bir yine 10 15 rating daha kaybettim. Belki de 20 kaybettim tam hatırlayamıyorum. Ve ratingim tahmin edeceğiniz gibi uzun yıllar sonra 2400'ün altına düştü ki hani bayağı bir zamandır 2300 2004'ten beri yanlış 2005'ten beri 2400'ün altına düşmemiştim. Ve böyle her oynadığım partide e, rating kaybediyordum. Ki aslında sizin için bence çok daha yaratıcı olacak olan turnuvalar benim bu 3 turnuvada oynadığım şeyler. Çünkü e, bu rating kaybettim bu bahsettiğim 4 turnuvada oynadığım oyunlar aslında belki daha yaratıcı olacaktır. Çünkü e, ee, o turnuvalardaki hissiyatım genelde şu yöndeydi. Ee, artık e, Grandmaster olmayı hak ediyorum. Hani kötü oynuyorum ama olsun hak ediyorum. İnsanları yenmem lazım. İşte kendime düşük reytingli bir oyuncu. Artık kendi kendisine kaybetsin istiyordum. Tabii ki işler böyle olmuyor sporda. Ve e, o da yani hiç rakiplerime konsantre olmadan, hiç çalışmadan, hiç düşünmeden hatta yaptığım hamleler bana böyle bir sürü reyting kaybettirir dediğim gibi. Ama bu turnuvanın şöyle bir enteresan tarafı var. Barcelona hep e, yani dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi zaten bildiğiniz gibi ve aşırı e, güzel insanı mutlu eden bir şehir. Yani ben oraya gittiğim zaman her seferinde çok mutlu oluyorum. Ve bu Barcelona'daki ilk turda yine Burak Fırat'la beraber oradayız, turnuvada oynuyoruz ve e, şimdi çok da fazla lafı uzatmadan sadece mutlu olduğum bir yer, bir yer olduğunu bilmeniz lazım ama satranç olarak şu anda kafam pek yerinde değil. Kendimi çok iyi hissetmiyorum çünkü e, bildiğiniz gibi yaz boyunca 60'a 60, 60 yakın reyting kaybettim. Ama sadece şunu bilmeniz yeterli. Turnuva'dan önce Burak'a şunu dedim hatırlıyorum. hatırlıyorum. E, artık yeter. Büyük Mustafa falan olmak istemiyorum. istediğim şey şu 2400'ün üstünde olmak tekrar. Yani 2400'ün altına düşmek istemiyorum diye bir şey söylemiştim. gel şu anda reytingim 2396'da düştü ama. Neyse bakalım Parti nasıl başlamış? İlk tur rakibimiz şu anda file master olan Harry Grief. O zaman da çok küçük bir çocuktu. Ratingi 2050 idi. Ama biliyorsunuz yani şu anda oldukları e, ünvanı yazmak zorunda hissediyorum kendimi. Saygısızlık yapmamak adına rakiplerimin. O yüzden e, hemen daha fazla lafı uzatmadan partiye geçelim. Partide e, Harry bir D4 hamlesiyle başladı. Ve ben de o zaman hep beklendiği üzere at F6 oynuyordum. Ve fil G5 oynayınca ee, bunu Delçe ile beraber çalıştığımız Delçe'nin bana önerdi. E6 hamlesini oynadım. Bu hamlenin güzel tarafı E4 H6'dan sonra Filo F6 3 aşağı 5 yukarı zorunlu ve daha şimdiden siyahların kazanmak adına çok önemli bir adım attı. O da dengeyi değiştirdi. Hatırlayacaksınız ee, bir önceki sizin gördüğünüz bir önceki tur ama arada 8 sene fark var. Daniel Semçesen partisinde de ee, daha doğrusu Daniel değil mi? Daniel diyelim. Bu Danya biraz daha Rus Rusvari bir konuşma oluyor. Daniel Senpchesen partisinde oynadığım ee, gibi bu ata karşı fili değiştirmek kazanmak istediğiniz konular için kazanmak istediğiniz partilerde çok önemli. Ve bu daha şimdiden beni aşırı memnun etti tahmin edeceğiniz gibi. C3 önce D5 oynadım. Burada aslında D5 önce mesela şimdi düşünüyorum E alır D5 yapsa muhtemelen çok sağlıklı bir pozisyon edecek ama buna benzer pozisyonların Mihail Gurev için çok fazla kazandığını bildiğim için Burada hala kazanabileceğimden, yani kazanabileceğimi düşünüyorum. Rakibim reytingi de dediğim gibi küçük bir çocukla oynuyorum. 2050 o yüzden kazanmayı bekliyorum açıkçası. Vezir d 8 önlü At D2 oynayınca. At GF3. Bunlar standart Fransız'a benziyor farkındaysanız konum. Ve biraz önce bahsettiğim o Gruevich partileri de e, benim aklıma. Hatta bende öyle bir his olmuştu ki bu partiyle alakalı. E, mesela bu parti şimdi bakmadan önce aklıma hep sanki bu oyun. Bu parti e4, c5, c3 oynanmış gibi hatırlıyorum nedense ama tabii ki apayrı bir şeyle başlamış. a6, bunda neden yaptığımı inanın hatırlamıyorum. Çok da mantıklı bir hamleye benzemiyor. Birazcık da provokatif bir hamle. Taşlarını geliştirmeyip piyonlarla oynuyorum. Ki normalde hiç sevmediğim şeylerden bir tanesi ama bu partide böyle buyurmuşum. Fil d3 oynayınca da c5, merkezi saldırıyoruz. Rok atınca rakibim c alır d4 ve at d 4ten sonra bu da tipik bir Rubinstein piyon yapısı oldu. Ve siyahların, daha doğrusu D alır E4 aldıktan sonra olacak. Siyahların bence hiçbir problemi olmayan bir piyon yapısı olacak file sonra. Rakibim E'de 5 aldı. Vezir alır D5 yaptım. Belki burada file yerine D alır E4 yapmak daha iyiydi ama tahmin edeceğiniz gibi rakibimin taşlarını iyice merkeze getirmek istemiyordum. Ama bilgisayar bunun daha iyi olduğunu iddia ediyor. File d E'de 5, vezir D5. File E4 oynadı. Bu da birazcık yapay bir hamle. İlk başta mantıklı gözüküyor ama e, ee, uzun çaprazı geliyor atın c alttan çıkmasına izin vermiyor ama aslında olay yeriyle pek alakalı değil ee, bu hamle vezir c 5ten sonra vezir f oynayınca da vezir c idi gördüğünüz gibi b idi güzel bir şekilde tutuyorum ve bir hamle sonra atımı d'den f 6ya çıkmak isteyeceğim a 4 e oynayınca kısa rok attım kale f 1 oynadı ve at d'de oynadım ki burada halimden çok memnunum Burada hatta bilgisayar da bunu e, doğruluyor. Bu pozisyon artık siyahlar için birazcık daha iyi olmaya başladı bile. Ve rakip mavi şu önce. Şimdi burada birazcık acayip hamle yaptım. Burada tabii ki standart hamle atı F6'ya götürmek. At F6'dan sonra fil C2'ye gittiği zaman. Şimdi muhtemelen fil D7 çıkacağım. Sonradan fili C5'e götüreceğim. D4'teki atı değiştikten sonra bu fili uzun çapraz atarsam siyahların pozisyonu bence çok çok iyi olacak. Ama e, bu standart planı oynamak yerine dediğim gibi Burada hiç benim adıma güzel olmayan dönemler bunlar. Kendime güvenimi falan tamamıyla kaybettim. Her oynadığım turnada 20 rating falan kaybeder haldeyim. O yüzden burada verdiğim kararların neden hafif anormal olduğunu takdir edersiniz herhalde. Burada fil G5 oynadım. Ya oyun sırasında inanılmaz zekice gelmişti bana ama şimdi bakınca hiçbir anlamı olmadığını görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey düşünüyordum. Kale A'da bir Vezir A5 yüzüne oynayamadığı için böyle bir oynama kararı vermiştim ama Bunda tam olarak ne yaradı belli. Adam adam derken genç çocuk burada basitçe fil C2'ye kaçtı. Bu da güzel bir savunma. Çünkü fil D2 alınca vezir D3 oynayarak şimdi aşağıdan mat istiyor. Ama burada da çok da dediğim gibi çok da sorun değil. Çünkü siyahlar basitçe at F6 oynuyor. Ve vezir D2 oynayınca şimdi burada E5 oynayarak şimdi merkezi ilerletmeye başladı. Şimdi tabi bu piyon yapısında gördüğünüz gibi beyazların 3'e 2'si var vezir kanında. Benim de diğer tarafta 4'e 3'üm var ve ya yavaş yavaş piyonları ilerletmem lazım. D4'teki at önemli bir taş ve ondan kurtulmak istiyorum tahmin edeceğiniz gibi. O yüzden bu E5 hamlesi çok mantıklı. Hem kendi piyon fazlalığımı ilerletmek adına hem de C8'deki finini de önünü açmak adına. Burada at F5 mantıklı gözüküyor. En güzel hamlelerden bir tanesi gibi gözüküyor ama burada at F3'ün daha iyi olduğunu düşünüyor bilgisayar. Ben de hak veriyorum çünkü at F3 kaleye 8'lerden sonra en azından E5'teki piyona basıyor. Benim piyonlarımı ilerletmem o kadar da kolay olmayacak. Ama at f5 oyuncu şimdi bir anda fil f5'lerden sonra şimdi bir anda güzel bir pozisyon elde ettim. Taşlarım güzel yerlere çıktı. Yani kale a8'den sonra bir daha tempo. Gördüğünüz gibi şu anda beyazların düşünmesi gereken bir sürü sıkıntı var. Mesela a5'teki piyon. A5'teki piyon doğal kale a'de bir izin vermiyor. Ee, siyah kaleler hemen merkeze girdiler ve pozisyon iyi. Ve dediğim gibi bu İlk tur partisi olduğu için de o kadar da önemli değilmiş gibi gözüküyor. Yani rakibimden daha tecrübeli olduğum için oyunu kazanacağım gibi gözüküyor. Ve nitekim burada oynayınca burada kale D5 yine mantıklı bir hamle. Hem E5'i tutuyorum hem de A5 piyonla basıyorum. Ve burada bütün her şey değişmek istiyor rakibimde. Genelde e, daha az reytingli daha düşük reytingli oyuncuların yaptığı bence önemli hatalardan bir tanesi bu. E, taş değiştirip. Beraberi ulaşmak istiyorlar ama doğru taşlarla kalmayı başaramıyorlar bir türlü. Ee, o yüzden burada bu yani bu değişimi, bu at F5 hikayesini çok beğenmiyorum açıkçası. C4 oynayacak. Kale C5 oynayayım. A5'i şey hemen almayı anlamı yok. Çünkü E5'teki piyon boşta kalacak. Her şey değişildikten sonra. Ama şimdi C4 de zayıf. <laughs> Ve fil D3 oynayınca da bundan E4 hamlesiyle faydalanım. Çünkü fil E4 alınca tabii ki C4'ü almak yerine burada asıl yapmak istediğim hamle kale E8 hamlesi. Ve şimdi E4'teki filin boşta kalmasından faydalanmak istiyorum. Ve burada rakibim çift soru çekti. Burada bilgisayar tek hamlenin vezir D3 olduğunu söylüyor. Ve kale E5 oynayınca da burada F3 oynayarak bunu da her şeyi tutması gerektiğini söylüyor. Ama yine de vezir C5, şah H1, vezir B4'ten sonra yine de siyahların üstüne olduğunu söylüyor ki haklı. E4'teki fil hiçbir yere kaçamıyor. E1'de hep büyük bir açmaz var. B2, A5 bunlar hep istekte ve burada siyahların gerçekten hala bir üstünlüğü var. Ama burada Harry dediğim gibi o zamanlar daha küçük bir çocuktu. Muhtemelen açmasın ne kadar tehlikeli olduğu konusunu daha işlememişti öğretmeniyle. O yüzden bu konumda e, Vezir F3 oynadı. Ama Vezir f sakıncası şimdi pardon. Şimdi Vezir F3 oynayınca kale c 5 sonra neden böyle oldu bilmiyorum. Artık bu açmazdan kurtulamıyor. Ve vezir f4 oynadı. O da benim karşı açmazı almak istiyor. Ama burada basitçe at r 4 ve oyun bitiyor. Çünkü en basit varyant kale alır r 4 oynamak istiyor. C7'deki vezir açmaz olduğu için ama buna kale e 4 hamlesi var. Çünkü vezir alır c7'ye. Kaleye bile aşağıdan mat ediyorum. Ve bu sebepten ötürü e4'teki taşı kaybetti. Ve at e4 aldıktan sonra burada daha da fazla oynamasının anlamı olmadığı için ağır partide burada Harry oyunu terk etti. Dediğim gibi bu ilk tur öyle çok bir beklentimiz çok bir şey yok. Ee, dediğim gibi öyle çok da mutlu olmadığımız bir andayız. Ama sonuçta artık dünyanın öbür ucundan satranç oynayacağız diye geldik. En azından dediğim gibi şu anda amaç büyük usta olmak falan değil kesinlikle. Amacımız hemen bu işkence bitsin. Mümkün olduğunca savaşıp elimden geleni yapıp evime gitmek. Ondan sonra da artık bu büyük usta olma hikayelerinden kurtulmak istiyorum. Bir daha da hani bu büyük usta falan düşünmeyeceğim. Çünkü bütün sene boyunca bahsettiğim gibi sürekli reyting kaybedip kaybedip durdum. bütün sene derken bu 2-3 ay içinde oldu bunlar. O yüzden bakalım bu ilk tur partisi öyle çok da önemli bir başlangıç bile değil. Ee, bakalım daha sonraki turlar bize neler getirecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.